Bu seçimler sırasında belki Kürt siyasi hareketlerini, yani burada çoğul ifadeyi bilerek kullanıyorum. Çünkü hem HDP hem de Hüdapar var. Ve Hüdapar gerçi hala AK Parti'den ayrılıp kendi özel partisini kurmadı. Yani vekiller hala AK Parti vekilleri olarak duruyorlar. Ayrılırlar mı? Yani bir beklenti var. Ayrılmaya dair beklenti var ama bu neden gecikti bunu bilmiyoruz. Belki biraz da bu seçimler sırasında Kürt siyasal hareketlerinin vaziyet alışlarını konuşalım istiyorum sizinle. Birincisi aslında HDP'nin oylarındaki düşüş. Bu düşüşü nasıl yorumluyorsunuz? Ve bu düşüşün acaba HDP'nin hem ittifak mantığı hem de siyasal performanslarıyla ilişkisi ne düzeydedir? Yani HDP ile ilgili şeylerimi seçim öncesi söylemiştim. Bana çok kızdı insanlar, kızıyorlar çünkü. Hocam çok özür dilerim. Madem siz seçim öncesi serbestiyet röportajına referans verdiniz. Çok ilginçtir. Söylediğiniz her şey tuttu. Yani hepsi doğru Maalesef. çıktı. Evet. Yani evet, gerçi buna teessüf etmek Evet diyorum, lazım. sebebi şu. Aferin bana demek için değil. Ne kadar Estağfurullah. öngörülebilir olduğunu söylemiş oldum. Karizmadan, siyasetten ne kadar yoksun bir siyasi parti olduğunu. Yani HDP bir siyasi parti değildir. Bir performans partisidir. Ahlakçı. Demirtaş'ın son yöre derneği demişti. Yani eylemcilerin çok yani fazilet sinyalleyen, iyilik, güzellik, çoğulculuk performansı yapan bir dernektir. Bir siyasi parti değildir. Bunu siyaset açısından söylüyorum. Yani ideolojik açıdan söylemiyorum. Yani pür siyaset açısından, yani bir siyasi parti nedir? Bakın, Ümit Özdağ veya Sinan Oğan bir siyasi partidir veya siyasi figürdür. Fakat HDP'deki insanlar siyasetçi değil, memur. Yani HDP bir memur partisidir. Bakınız, Kimin memuru? PKK'nın memuru muhtemelen. Yani hani bu konuda iddialı konuşmuyoruz. Yani Emrine ne az aldılar emir nereden aldılar. bilmiyorum. Herhalde PKK'dan alıyorlardır. Yani burada da herhalde yalan söyleyecek halleri yok. Çünkü azıcık kafasını kaldıranın kafasına vuruyorlar ve diyorlar ki otur yerine, haddini bil münafık. İşte sen de kim oluyorsun? Emek verdik falan fistan. Tamam, darbe yapan asker, vatan kurtaran ordular ülkeyi yönetsinler ila nihayet. Çünkü emek şey vermişler, bedel ödemişler. Yani bedel ödedin diye başımıza şey mi kesileceksin ila nihayet? Yani HDP'de mesela genel başkanları istifa ettiler değil mi? Evet. Normalde helal, ne kadar faziletli bir davranış yaptılar. Açıklamalarını ikisini de dinledim. Bakıyorsunuz diyorlar ki işte görevimizi, bakın memurdur bunun insanlar. Diyor ki Evet. görevimizi başka arkadaşlara devredeceğiz. Niye? Çünkü programımızda olan yapılması gerekeni yapamadığımız için uygulayamadık. Aslında yani hata bizim programımızda olan şey uygulamadık. Memur bu insanlar. Siyasetçi değil. Yani diyemiyor ki ben bu işi yapamadım. Filan kes yapamadı. Şunu yapmak istedik, şu engel oldu diyemiyor. Diyemez de. Çünkü memurdur. Atandığı için görevden affını ister. Hani Bunu Türkiye'de AKP'li en bakanlar düzeyinde. azından can korkusuyla iş yapıyor veya yani bir haltlar yapıyor. AKP'de bir siyasetçi vardır. En azından bir tane siyasetçi vardır. Tayyip Erdoğan. Diyorum ya, Ümit Özdağ gibi insanlık adına utanç duyulacak siyasetçiler. Siyasetçidir. Ama HDP bir siyaset yapan bir parti değildir. HDP ilerici aktivistlerin kendilerini iyi hissetmek için dünyaya bakın biz ne kadar iyi, güzel, çağdaş, adaletli, insaflı, iyi insanlarız demek için ki bunlar elit insanlardır. Yapacakları davranışların yani küçelerde, sokaklarda yapacağı davranışlar, eylem yapacaklar, protesto eylemi veya bir etkinlik. Bunun götürülüp mecliste milletvekili imkan ve mekan ve koltuklarının Kürtler için hayati değeri olan bu koltukların heder edildiği, konuşma kabiliyeti olmayan insanların mebus yapıldığı bir siyasi yani siyasi görünen oluşumdur. Yani HDP'nin başarısızlığı kesinlikle öngörülebilir. Peki halk nerede bu işin? Burada da PKK yani
Kürt askeriyesi diyelim, Kürtler adına siyaset iddiasındaki askeri, tarikatvari bir şekilde insanları korku ve şeyle kendine bağlamıştır. Yani şehitler, şehitlik damarı vesaireyle. Devletlerin, örgütlerin tipik şeyidir. Feda ettirirsin ve kendine bağlarsın. Bizim partimizde bizim adımıza siyaset yapıyorlar diye oy veriyor insanlar. O ümitle oy veriyor ve her zaman bir mazeret vardır. Türkler izin vermedi, devlet engel oldu vesaire. İşte bu mazeretin arkasında saklanıp siyasetsizliği, beceriksizliği sürdürme çabası var. Bunu çok estetik bir şekilde yaparlar. Çok entel dantel edalarla yaparlar. Siyasette entelliğin yeri yoktur kardeşim. Yani şakacı olursun, şirinlik yaparsın vesaire. Bunlar hepsi bomboştur. Bomboştur. Gençleri eğlendirebilirsin. Yani herkes, Devlet Bahçeli de yapıyor. İşte dedi ya sen bilmem Henkel şu falan. Evet. O da yaptı. Sizin yaptığınız yani 10 katını yaptı. Daha geniş bir kitleye de ulaştı. Hatta hoşuna gitti. Tekrar etti. Adam baktı ki. Hepimiz güldük çünkü. Gösteriyor. Şimdi HDP'de yani şirinlik yapan işte Selahattin Demirtaş bazen şirinlik yapıyor. Ama hani en azından siyaset potansiyeli var. O potansiyel sürekli inhibe oluyor, bastırılıyor. Selahattin Demirtaş'ta da tam bir şey cesareti görmüyoruz henüz. Yani bağımsız hareket edebilme, yeni bir adım atma cesareti. Yani bir parti düşünün işte yani Kandil'deki dinozor insanların yani bunu şey anlamda söylüyorum. Yani düşünce olarak çağı okuma itibariyle siyaset, demokrasi, saygı itibariyle yani hangi yani adam çıkıp diyor ki işte filan şeyi destekleyeceğiz gibi bir buna benzer bir açıklama yapıyor. Evet. Kardeşim sen yani tırnak içinde veya değil teröristsin. Yani eğer azıcık beynin varsa böyle bir söz söylememen gerektiği bilmen lazım. Hele ki bu Türkiye'nin bu koşullarında. Tabii. Yani bunun kesinlikle aleyhinde kullanılacağı çok nettir yani diğer şey. Bunları diyorsan sen ya dünyadan haberin yok ya da kötü niyetlisin. Yani her halükarda bu insanların yani Kürt siyasetinin bu tür bir yani bu tür bir zihniyetin, askeri, totaliter zihniyetin kelepçesi altında, baskısı altında olması Kürtler adına büyük bir trajedidir. Yani Türkiye'ye bakan tarafı ikincil bir konu. Kürt demokrasisinin oluşması lazım. Bugün 30 milyonluk bir millet sokakta eylemci seviyesine düşürülmüştür. Yani bu evet. Çok yazık bir şeydir. Kürtler muktedir olmalı. Kürt haysiyeti yok edilmiştir Türkiye'de. Bakın Kürt'ün nesi seviliyor? Bakın size. Bakın Kürt'ün işte mülteci olması hoşlarına gidiyor. Evet. Ezilmesi, dövülmesi. Bak polis saldırdı, işte şuramı kırdı. Bak burayı gösteriyor. Sonra Türkiye'nin ilerici solcuları onlar da vicdanlarını rahatlatmalar lazım. Çünkü içinden geldikleri ve üstünde durdukları imtiyazlı sınıftan kendilerini tebriğe etmek ve vicdanlarını rahatlatmak için solculuk budur tam olarak. Solculuk yoksulların özlemi değil, zenginlerin vicdanıdır solculuk. İyi bir şeydir yani ben kötü bir şey değil mi? Bunlar da gelip işte mazlum Kürt, mağdur Kürt bunlar için bir ham maddedir, lazımdır, onu tüketiyorlar. Bunun üzerinden de iyi insan oluyorlar, aktivist oluyorlar. İşte dünya sistemine entegre oluyorlar. Burada Kürtlerin kendisini, demokrat da değildir bu insanlar. Yani ben bir Kürt olarak ya bu siyaset Kürtler için bir siyaset değil, yanlıştır vesaire dediğin zaman yani ya bu Kürttür bunları söyleme hakkı var en azından ona tolerans göstereyim diye hani Amerikan tarzı bir şey bile yok. Yani hani işte siyah adam siyahlar hakkında konuşabilir vesaire gibi şey. Yani ben siyah beyaz meseleleri ne indirgenmesinden bile rahatsızım ama yani Kürt haysiyeti ayaklar altına düşürülmüştür ve militanlık seviyesine düşürülmüştür. Bakın asker olmak varken asker, kendi asker deme yerine militan diyorsun, gerilla diyorsun. Millet olmak varken halk olmayı seçiyorsun. Bunlar hepsi demotion yani tenzili rütbedir. Kürt yerinde olmasın, sokaklarda mülteci olsun, göçmen olsun,
ezilsin ve bununla iftihar et. Alışmış Kürt milleti buna alışmış maalesef. Ve köle ahlakı Kürt toplumu arasında yaygınlaşmış bir şeydir. Onun için her zaman şekva eder Kürtler. Şekvadan başka bir şeyi yok. Çünkü her şeyi açıklıyor. Fakat gerçekle yüzleşmesine engeldir bu. İşte baskı var. Bizi kapatacaklar. İşte şöyle yaptılar. Peki senin başarılı olup olmadığını nasıl anlayacağız bir parti olarak? Anlayamayız çünkü baskı var. Bu bahsettiğiniz hakikaten dar ideolojik grup partileri için aslında bütün suçu düşmana yıkma, bütün suçu ötekine, yani dışsal sorunlardan kaynaklanan bir takım sebepler bizi geriletti. Yoksa biz ilerilemeye devam ediyoruz vardı. Fakat çok ilginç bir durum hocam. Yani hani belki şey gibi ben dediğim gibi Diyarbakır'da yaşıyorum ve burada bir de bir takım saha gözlemlerim de var. Yani sadece kişisel olarak burada yaşamıyorum. Yani hayatımı burada idame etmiyorum. Aynı zamanda entelektüel bir sebepten ötürü de buradayım. Ve özellikle şeyi görebiliyorum. Burada mesela Kürtlerin bu sizin tabirinizle söylersek hamallıktan bıkmışlık hali var. Yani Kürt siyasetinde evet o belki çok henüz tezahür etmedi. Ya da yeteri kadar Demirtaş'ın çıkışlarında birazdan konuşacağız. Yeteri kadar temerküz etmedi ama Kürt halkı artık bu edilgen olma, bu hamallık pozisyonundan çok büyük rahatsızlık duydu. Bunu şöyle, yani bu çok güçlü bir iddia olduğu için kısaca izah edeyim. Mesela 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında Kürtlerin en çok kızdığı parti HDP'ydi. Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun mutabakatının açıklandığında ben yani çok uzatmak istemiyorum ama siz de Diyarbakır'ı biliyorsunuz. Alt sınıfların yaşadığı yer Bağlar, orta sınıfların yaşadığı Dicle Kent gibi yerlerde birkaç saat arayla bir takım gözlemlerde bulundum. Ve bu gözlemleri yani etnografik katılımcı olarak da mülakat olarak da yapmıştım. Ve yani ne CHP'nin mutabakatı, ne Özdağ'ın geçmişi ya da aşırı sağcı ve milliyetçi oluşu hiçbirinin umurunda değildi. Söylediği tamamen şey şu, partimiz bizi seçeneksiz bıraktı, partimiz bizi yok saydı. Yani aslında bir anlamda kendi partilerine kızan partililer var. Bunu hani az önce Kürt'ün haysiyetine dair yaptığınız sosyolojik içerimlerin bir belki değişim umudu diye söylüyorum. Bunu şunu bu kadar uzatmamın sebebi de buydu. Mesela HDP içerisinde ya da HDP'nin de dahil olduğu gelenek içerisinde hiçbir politikacının eleştirileri, partiye yönelik eleştirileri bu kadar sert olmamıştı. Demirtaş'ın yaptığı gibi işte bir takım hatırlarsak mesela Yöre Derneği, okey masasından kalkmayanlar, dar bürokratik elitler, çalışmayanlar bunlar çok sert açıklamalar. Ve bu sert açıklamaları diyelim ki gözü kara bir politikacı yaptı ama bu sert açıklamaların halkta bu denli karşılığı olmamıştı. Mesela Demirtaş'ın açıklamalarının bu kadar gündem olması ve hali hazırda bizim bunu hala tartışmaya niyet ediyor oluşumuz bunun halkta bir karşılığı olması ve çok güçlü bir karşılığı olması. Yani hem Demirtaş'a haksızlık edildiğini düşünüyorlar hem de üstüne Demirtaş'ın haklı olduğunu düşünüyorlar. Siz bu Demirtaş'ın çıkışını nasıl yorumluyorsunuz? Daha sonra Kürt siyasetine dair başka bir sorum daha olacak. Evet. Yani Demirtaş'a olan ilgi Demirtaş'tan daha büyük. Onu söyleyeyim. Çünkü Kürtlerin bu cendereden, kelepçeden, PKK'nın Kürt siyaseti üzerine, Kürt demokrasisi üzerine kurduğu kelepçeden çıkması için en yakın, en güçlü ümit olduğu için Selahattin Demirtaş'a Kürtlerin kalbi, PKK'nın içindeki, HDP'nin içindeki adamlar da buna dahil. Çünkü çoğu insan otoriter ortamda riyakar olmak zorundadır. Yani hissen, kalben bilir ki ya böyle olmuyor bu ama sesini çıkaramıyor. Yani otoriter olduğu için o şey. Selahattin Demirtaş'ta bir ümit var. Selahattin Demirtaş bir de bir siyasetçidir. Yani siyasetin tadını almış ve yerinde duramaz. Yani öyle geri çekiliyorum. Bu siyasete dahil değilim demektir geri adım. Yani evet. HDP'nin sefaletinden, başarısızlığından kendini tenzih etmiş. Beri tutma. Evet. Evet, kendini ondan beri tuttu. Fakat tabii her seferinde olduğu gibi hemen birileri onu tehdit etmiştir veya kulağını çekmiştir. Hemen bir düzeltme vardır. İşte programı yeterince uygulamadık gibi. O da bakın yani kitapta yazan formülü dile getiriyor. Bunu yapmaması lazım.
Selahattin Demirtaş'ın, yani burada Selahattin Demirtaş bir bahanedir benim açımdan. Şahsi olarak ben şahsen tanımıyorum. Yani şahsi bir şeyim yok, onu söyleyeyim. Bir seferinde hani bazı avukatlar ziyaret etmiş, bana bir selam gönderdi, ben de teşekkür ettim. Bundan dolayı bazı salak Kürt milliyetçileri saldırıyor. Yani bizim insanımız maalesef ısırma, saldırma şeyine çok şey olmuş. Ve bu insanları çok üzüyor. Çünkü onurlu olmaya şey yok, alışmamış insanlar. Zengin Kürt, başarılı Kürt bizim halkımızda yankı bulmuyor. Onurlu duruş bizim halkımıza yaramıyor. Çünkü alışmamış. Çünkü sokakta evsiz, barksız, dilenci ve eylemci. O eylemci, küçelerde eylemci olarak böyle ve öyle olacak, bir başkasına hizmet edecek. Biri onların başına okşayacak. Bakın Yılmaz Üzeyroğlu diye bir iş adamı var. Hiç tanımıyorum ama adam diyor, bir iş adamı Mertçe konuşuyor. Güzel, helal olsun işte, HDP'den daha büyük bir adamdır bu adam. Neden? Çünkü izzetli, yani Kürt haysiyetini vikaye eden bir adamdır. Evet, Ümit Özdağ'ın tehditlerine boyun eğmemişti. Bunu takip etmişti. Şimdi Pervin Çakar, opera sanatçısı, müzisyen, çok değerli hanım arkadaşımız, başarılı bir kadın. Ama bizim yani örgütler, ideoloji ve insanlarda yaygın bu politik kültür, yani bu ısırma ve sokak kültürü, leş kargalığı diyebileceğimiz seviyedeki yaklaşımlar bu tür insana nefes aldırtmıyor. İnsanları bedbin edip bezdiriyorlar. Ben de bundan muzdaribim. Bunu da söyleyeyim. Maalesef. Bu vesileyle. Yani, bu halka insanın kendini feda etmesi, onlar için hırpalanması, yani insana şu soruyu soruyor. Yani değer mi kardeşim? Yani bu millet için senin kendini feda etmene değer mi? Çünkü bir millet onun için fedakarlık yapan insanlara saygı, en azından saygını gösterebilmesi lazım yani. Bunu yapmıyorsan yani herkes şakşak istiyor. Ters bir şey söyle, anında hakaretler geliyor. Evet. Filan. Şimdi bunu, yani bu bir genel semptom olduğu için söylüyorum. Burada örnekler verdim. Sadece kendim olsa bunu dile getirmek şey edepsizlik olabilir. Olmayabilir ama hani fakat bu çok yaygın bir durum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kürt bedeni, Kürt sadece beden haline gelmiş. Başka yere entegre olacak. İşte şu koalisyona destek verecek. Aday istemiyoruz. Çıkarmayacağız. Bir şey istemiyoruz. Bakanlık istemiyoruz. Ne işin var o zaman siyasette kardeşim? Hocam çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İlginç olan şu, doğru yere de kanalize olmuyor. Mesela kanalize olduğu yer aslında çok loser yerler. Yani mesela ittifak mantığına baktığımızda kendi partisine hiçbir politik artı değer katan partiler yok. Daha da ötesi, yani mesela bütün varını yoğunu Kılıçdaroğlu için harcamış bir partiden bahsediyoruz. Buyurun lütfen, bölmeyin. Bakın, hiç kimse HDP'ye saygı göstermez. Neden? Çünkü HDP kendisi Kürt oyuna saygı göstermiyor. Cepte olan bir şeye kimse saygı göstermez. Siz bu yüzden mi Kürt oylarını heder ettiler, telef ettiler? Tabii. Yani Kürtler niye HDP oy veriyor kardeşim? Veriyorsan al sana, işte alacağın sonuç da budur, müstahaksın. Kürt milleti HDP'ye müstahaktır. Uyanmadığı ve kendine gelmediği sürece. Benim ümidim şudur, Kürtler HDP'yi adam etsinler, demokratikleştirsinler. Kürtlerin siyasi temsiliyetini üstlensin, adam gibi çatır çatır siyaset yapsın. Bak nasıl bütün partiler saygı gösterir. Nasıl Ümit Özdağ gibi bir adam siyaset yapınca herkes saygı gösteriyorsa, Sinan Oğan gibi kim olduğunu bilmediğimiz birileri çıkıp bir şeyler yaptığı zaman millet herkes sıra falan diyorsa. Bunlar da. Ama bakın, siyaset yapmadığın zaman yani bakın, insanlar kime saygı gösterir? Sana bir şey katan veya sana zarar verme potansiyeli olan, insan özelliği budur. HDP söylemi siyasetle ve diğer partilerle ilişkisi olmayan bir şeydir. Onlar bir kitaba, bir ezbere binaen performans yapıyorlar. Bu siyaset meselesini biraz açabilir miyiz hocam? Mesela siyaset ile aktivizm arasındaki farkı açmanızı rica etsem. Evet. Aktivizm bir tür subjektif, nasıl diyeyim,
teşhir etme halidir. Yani ben şundan rahatsızım arkadaş. Normalde aktivizm modern anlamda sivil toplumda vuku bulur ve siyasal alana yansır. Yani bir siyasi parti der ki bak bu konuda şikayetler var, gidip bunu şey yapalım, gider adam kavga eder bunun için, uğraşır vesaire. Yalan söyler, şey yapar, oy toplar, gider onunla o siyaseti uygulayarak, o konudaki politikaları uygulayarak buraya çözüm bulur. Bu insanı kendine bağlı tutar. Aktivizm daha küçük ölçekli şeylerdir. Majör şeyler aktivizm seviyesinde ele alınmaz. Mesela uluslararası ilişkiler aktivizmi olmaz. Yani devletler seviyesindedir. Siyasi parti siyaset yapar. Siyasaları etkiler, ağırlık koyar. HDP'de ahlakçı bir şey var. Yani fazilet fıruşluk var. Yani Türkçesi, eski Türkçesiyle. Fazilet fıruşluk var yani. Biz çağdaş, ilerici, çoğulcu falan fistanız. Yani o partide bilemiyorum. Yani burada benim kişilerle hiçbir şeyim yok. Video alıyoruz. Ya mesela yani, yani Pervin Buldan hanımefendi yani kimdir, nasıl eş başkan olmuş bilmiyoruz. Mesela Mithat Sancar çok değerli bir insan ama nasıl eş başkan olmuş bilmiyoruz. Bilemeyiz. Ya ne denecek? İşte kurullarda tartışıldı falan fistan. Yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Yani bir politbüro var. Yani Tayyip Erdoğan da biliyoruz. Tayyip Erdoğan alıyor, koyuyor, kesiyor, biçiyor. Yani bunun şeyi yok. Şeffaf bir otoriterlik var burada. Gizli ve zehirli bir totaliterizm var HDP'de. Bu acı bir şeydir. Çok acıklı bir şey. Ve bunu hocam yapar mı? Evet. Buyurun bitirin lütfen. Pardon. Yani HDP bakın bir şeyi istediğin zaman ona göre hareket edersiniz. HDP ne istiyor sorusunun cevabı yoktur. Bunu daha önce de söyledim. HDP ne istediğini, hatta PKK'nın ne istediğinin cevabı yoktur. Bunlar demokrasi istiyoruz diyorlar. Demokrasi istemek siyasete aykırı bir şeydir kardeşim. Böyle bir şey yok. Yani iktidarı istemen lazım senin. Evet. Yani araçtır demokrasi. O araçla yani zaten demokrasi desin. Yani siyasi partiysen. Ne yapacaksın yani? Şunu iyi yapacağız, bunu iyi yapacağız. İşte ekonomiye ilgili bir şey söyle. Dış siyaset ilgili ne söylüyorsun mesela? Söyleyemez çünkü dış siyaset o şeyin o ufkun içinde yoktur. Vatandaş niye sana oy versin Türkiye işte şu sıkıntılarla karşılaşacak diye düşündüğü zaman? Vermez. Yani elinde çevreciliktir, kadındır vesaire gibi progresif ajandalar var. Bunlar hoştur ama boştur. Bunu çok net söylüyorum. Bu politik olarak boş. Akademisyenler, aktivistler dünyasında her şeydir. Gerçek hayatta hiçtir bunlar. Yani çok küçük şeylerdir. Hı. Çok küçük şeylerdir. Yani kadın kotanı artırmışsın da neye yarar yani? Hı. Yani ne olmuş yani? Ne kazanmışsın? Adam da koyuyor bir iki tane sembolik şey koyuyor. Yani Kürt hareketi başarılı olmuş çünkü kadına şeyi artırmış. Bu politik bir kazanım. Yani küçük bir kazanımdır yani. Ama sen bu kadar 40 yıldır savaşmışsın. Bilmem 30 milyon siyaset yapıyorsun. Ve senin kazandığın bu mu? Yani bu başarısızlıktır. Yani kadın şu bu konulardaki başarı toplam başarısızlık içinde yani toplamda başarısızdır. Yani HDP siyasette şöyle bir şey olur. Siyasette eylem vardır. Yüz vardır. Bir kere bir yüz olacak. Şimdi HDP'de çifte bir kriz vardır. Memur olduğu için normalde baş olarak Öcalan'ı görüyorlar. İşte Kandil de yüzsüzdür. Yüzleri yoktur yani. Baş çünkü Öcalan olduğu için onun arkasından şey yaparlar. Bazen o şeyi tutarak bir şey yaparlar. Öcalan hapiste olduğu için Kürt siyasi bedeni örgütünden tut işte demokratik unsurlarına parti vesairesine kadar o beden başsız bir beden olarak. Orada herhangi bir baş çıktığı zaman diyelim ki Demirtaş kafasını uzatıp yüzünü insanlara gösterdiği zaman yukarıdan ya Öcalan'dan Kandil'e neredeyse bir kırbaç yiyip haddi bildiriliyordur muhtemelen ve o yüzü geri çekmek zorundadır. Çektiği zaman tekrar kapanıyor bedendir. Bu beden en fazla bir başka başa entegre olur ve ortalıkta kafası kesik horoz gibi dolanmak zorundadır. Yani hayattayım diye şey gör. Mesela diyor ki işte Öcalan'a tecrit kaldırılsın. Dünyada bundan daha salakça bir şey ben duymadım. Çünkü Öcalan politik.
Yani evet, yani adam zaten hapiste, zaten yani rahat yaşıyor. Adam kendi böyle bir şeyden şikayet etmiyor. Yani devlet o kadar salak değil. Yani adama işkence yapacağı hali yok. Öyle bir şey yok yani. O yapma, o böyle bir gündem olamaz yani. Bu siyasi bir gündem değil ki yani. Yani bu şimdi bu neyi gösteriyor? Çünkü şikayet etmen lazım ve eylem yapman lazım. Bu eylemciliğin siyasetin yerine geçmesi Kürt siyasetini öldürmüştür ve demokratik olarak nefes alamıyor Kürt halkı. Onun için bir yerden patlayacak. Yani ya HDP adam olacak, demokratikleşecek, Kürtlerin temsiline açılacak yahut başka alternatifler mi olacak? Yani evet. Hocam o halde bu, yani bu yapısal koşullar ve yapısal sorunlardan bahsettiğimiz için anladığımız kadarıyla Demirtaş'ın çıkışından sonra HDP diline pelesenk ettiği öz eleştirimizi vereceğiz, öz eleştirimizi yapacağız laflarının o zaman sizin nezdinizde hiçbir geçerliliği yoktur. Öyle mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Öz eleştiri vermek ibaresi de Kürt siyasi hareketlerinin insanlığa yaptığı katkılardan biri. Yani öz eleştiri vereceğiz. Ne demek öz eleştiri veriyor? Yani öz eleştiri yaparsın. Bir linguistik itiraz yapayım orada. Benim şeyime hiçbir zaman oturmadı. Yani ne öz eleştirisi? Yani nerede yapılmış mesela? Ben HDP'yi eleştirdim diye çıkıp dediler ki işte ben öyle dememişsin falan fistan. Yani HDP'de kimsenin tanımadığı adamlar. Yani tanınmak falan önemli değil. Yani Türkiye'de karşılığı olmayan, yani Bodrum'da işte Çanakkale'de bir yerde solculuk yapan, eli kalem tutan, işte komünistlik yapan, iyi kalpli insanlar Kürt siyasetinde yönetici konumunda. Aktivizm yapan, işte ister kolunu kaptırmış veya ruhunu kaptırmış, aktivizmden başka bir şey anlamayan bir takım adamlar Kürt siyasetinde siyasetçidir ve bu insanlar da onlara verilen bu imtiyazdan, yani Türkiye vitrininde, kamu yani meclisinde yer almak da büyük bir şeydir. Rüyasına göremeyecek konumdur bu insanlar. Çünkü demokratik insanlar etkileme, destek alma imkanları yok. Bu insanlar oraya bu konulmalarının karşılığında ne yapıyorlar? Onlar da memuriyeti kabul ediyorlar. Gelen emri uyguluyorlar. İşte ondan sonra bir iki Öcalan filan bayrağı sallayacaklar gerektiğinde. Ondan sonrası öyle işlerine bakıyor. Kalan zamanda kendi aktivizmlerini yapıyor. Kendi solculuğunu yapıyor. Türkiye kamuoyuna yönelik ilericilik, çağdaşlık, fazilet sinyallemeciliğine devam ediyorlar. Aferin onlara. Helal olsun onlara. Ama yuh olsun Kürtlere. Yazıklar olsun. 30 milyonluk bir millet kendi siyasetini böyle çarçur ediyor, heder ediyor. Yani çok acıklı bir durumdur. Bu adamlar kalkıp mesela bari Cengiz Çandar, hani en azından Cengiz Çandar biraz yani Kürtlere duygusal olarak şey olarak insanlar relate edebilecek, ilişkilenebilecek bir insan var. Yani yanlışlıkla düzgün bir şey yapmıyor ama yani o da salakça bir şey yani. Hani Cengiz Çandar'a bir şey yok. Yani dediğim gibi değerli bir insan. Yani hakikaten Kürtler konusunda vicdanlı, insaflı, niyetli bir insan. Yani orada seven de olsa düzgün bir şey yapmıyor ama yani ne kadar amaçsızca iş yapıldığının bir örneğidir bütün bu. Yani mesela Garo Paylan kimdir kardeş? Kimdir Allah aşkına? Yani ben, yani Garo Paylan kimdir yani? Nasıl yani Kürtleri temsil edebiliyor? Benim için meçhul bir şeydir yani. Bir sürü böyle insan var. Yani tabii örnekleri artırabiliriz. Tabii. Yani örnekler çok ve ben yani şaşırıyorum. Ya git köylü adam getir, gerçek adam getir. Militan falan değil. İşte yani örgütte yer almış falan fistan değil. Git yani eşraftan insan getir, normal insan getir. Ama işte burada şey gerekiyor. Kürt haysiyeti yıkıldığı için, kırıldığı için baş olan insan olamaz. Özgür, özerk insana yer verilmiyor. Yani istenmiyor, öyle diyelim yani. O yüzden de temayüz etmiş insan, işte başarılı bir iş adamı yahut bir şey, yer yok ve bu üzücü bir şey. Ben diğer insanlara bir şeyim yok, dediğim gibi yani ben mesela Türkiye İşçi Partisi helal olsun dedim. Yani ayrılıp kendi siyasetini yaptı. Çünkü adam orada o esareti katlanmak istemiyor HDP içindeki baskıya. Yani adam diyor ki ben Kürtlerin faşistlerini çekmek zorunda değilim diyor. Haklı. Çünkü Kürtlerin de faşistleri var.
Çünkü şeye alışmış, ağlaklığa alışmış ve her şeyde yani diyor ki sen de hizaya gel. Adam solculuk yapmak istiyor yani. Niye sen hizana gelsin? Yani o zaman ayrılsınlar. Ayrıldılar nitekim. Bak onlar siyaset yapıyor. Bak partilerini kurdular, milletvekillerini çıkardılar vesaire. Onlar eylemlerine devam ederler. Ha, Türkiye küçük minik bir şey olarak kalacaklar ama. Yani 30 milyon, 1 milyon davranışını gösteremez yani. Göstermemeli. Bu yazıktır yani. Kürtleri bir azınlık partisine, bir azınlık psikolojisine, bir mağduriyete mahkum etmiş bir siyaset çürütücü, çürütken bir siyasettir. Ve Kürtlerin bunu aşması, kırması gerekiyor. Kürtler zenginleştikçe, eğitimli hale geldikçe bu ideolojik şeyi kıracaklar. Eğer azıcık insaf ve akılları varsa PKK'nin ve HDP'nin bu kelepçeyi açması, kırması ve Kürt siyasetini demokratikleştirmeleri gerekir. Eğer yapmazlarsa da demografik ve toplumsal basınç sonunda çağırır. Şimdi negatif olarak söyledim. Oy vermemek suretiyle, düşük oyla bunu sağladılar. Ama yarın öbür gün bu daha da çatlayacak. Yani burada meselemiz bir partiye, bir şeye karşı olmak falan değil. Ben HDP demokratik davrandığı zaman, Kürtleri temsile çalıştığı zaman desteklemiş biriyim. Yani fark etmez. Bu konuda yazılarınız zaten tarihe geçti. Onu biliyoruz. Evet. Peki Hüdapar meselesini ben çok şahsen önemsiyorum. Şu açıdan önemsiyorum. Bu Beştepe'de liderler bir araya gelip el ele tutuşup zafer fotoğrafı çektirmişlerdi. O biri Büyük bir Birlik Partisi, MHP, Sinan Oğan, 3 milliyetçi ve sağcı parti, bir yandan da Hüdapar. Şimdi Hüdapar'ın orada olması bence şöyle bir anlamı var. Sonra size soru soracağım. Hüdapar bütün Kürt gırtlağıyla ve bütün Müslüman sakalıyla, bunları sembolik olarak söylüyorum ama aynı zamanda fiziksel gerçeklik, Türk değil Türkiye tabirini çok ön plana çıkarmasıyla, Kürt diline anayasal tanınmayı yüksek perdeden ve korkusuzca söylemesiyle aslında kendini hem Cumhur İttifakı'na, hem MHP'ye, hem Sinan Oğan'a, hem de Büyük Birlik Partisi'ne onaylatmıştır. Yani aslında Kürt'ün 28 Mayıs akşamı balkon konuşmasında çok ilginç bir trajedisi. Bir yandan Kürt'ün onaylatıldığı bir sahne, aynı zamanda bir Kürt partisinin o Fahri liderine idam sloganlarının atıldığı bir sahne. Bu iki çelişkiyi ya da bu iki uzlaşmazlığı tabii ki de Kürt'ün draması ya da siz trajedisi olarak nitelendirdiniz. Bunun aşılabilmesinin yolu sizce nedir? Özellikle Hüdapar'ın sisteme dahil olmasıyla. Evet. Evvela bu Demirtaş'a idam diye şey yapma, utanç verici bir şeydir. Onu söylemek lazım. Gerçekten utanç verici bir şey. Yani üstelik partisinden yani, herhangi bir kınama gelmedi ya da bu sizin söylediğiniz yani, utanç verici olduğuna dair bir laf gelmedi. Partisi muhtemelen yani memnun olur öyle bir şeyden. Yani yani partisi çünkü memur o gürültü çıkarıyor, sorun oluyor onları açısından. Çünkü doğal değil işte. Bir siyasi parti değil. Yani normal bir siyasette ya o adam o partinin genel başkanı olurdu ya o da başka bir parti kurar. Bu partiler siyasetten rekabet eder. Yani ikisi de sağlıklı olurdu. Sağlıksızlık nedir biliyor musun? Birinin nefes ağzını kapatmaktır. Kapattığın zaman kendini ifade edemeyen insan bir yerden patlar. Olay budur. Siyaset bir topluma nefes aldırmaktır. Onun için bir sıkıntı mı var? Göçmenlerle ilgili sıkıntı var. Biri bunu dile getirir. Entelektüel fikri konularda bunu yaparlar. Siyasiler eylemsel olarak bunu yaparlar. HDP Kürt oyu var. Şeye alınmış. Tek ele alınmış. Garanti. Onun üstünde oturuyor. Silahlı bir örgüt var. Kıpırdayana işte hain işte vesaire işbirlikçi, carçuk filan diyor, burjuva filan diyorlar. Kendini eğitimli, akıllı zannediyorlar. Cehaletin dibindeler. Entelektüel olarak, fikri olarak. Yani tam bir cehalet hüküm ferma ama böyle entel dantel geçinmek işte bir takım bir şeyler evrensel söylemler işte bir takım teoriler vesairelerle kendini avuturlar. Bir şey yaptıklarını sanırlar. Halbuki bütün başarıları, bütün gördükleri saygı silahlı oldukları içindir. Tamam.
PKK'nin, HDP'nin gördüğü azıcık bir saygı varsa silahlı olduğu içindir. Onu kaldırsan kimse yüzlerine bakmaz. Entelektüel olarak sokakta evsiz, barksız, gariban muamelesi görürler. Fakat bu saygı görmek, yani askeri mücadeledir, ıvır zıvır. Yani eğer dünyada, bakın, dünyada şiddetin, terörün de yeri vardır. Namusun şey olmuşsa, hıfzı, hayatı için, bir milletin izzeti için insanlar savaşır. Buna savaş denilir, tamam mı? Hani sen, muhatabın sana der ki bunlar haindir vesaire. Bu öyle mi? Ama savaşırsın. Mertçe savaşın kurallarına göre savaşırsın yani. Biz böyle bir davranış görmüyoruz burada. Bir milletin meşruiyetini, çok önemli bir şeydir. Yani Türkler nezdindeki saygınlığını almışsın, götürüp çöplükte harcamışsın. PKK'nın Kürtlere yaptığı budur. Bu ne demektir? Kriminalize ediyor Türk Kürtleri, bütün Kürtleri. Kürt siyasetini, HDP'yi kriminalize ediyor. Ondan sonra tabii verim alamazsın. Çünkü özgürlük yok. Özgürlük yoksa başarılı siyaset yapamazsın. Çok net bir şey. En az bir kişi özgür olmalı ki siyaset yapabilsin. HDP'de bir tane, PKK dünyasında bir tane özgür insan yoktur. Hüdapar? Siyaset olmuyor orada. Hüdapar'a doğru geleceğim. Şimdi Hüdapar da PKK gibi silahlı geçmişi itibariyle kriminal bir bagajı olan bir hareket ve çok insanlık dışı zulümlere girmiş bir harekettir. Bunu söylemek lazım. Ha, bu bir takım meşrulaştırmaları olabilir. İşte bize saldırılıyordu, kendimizi korumak için yaptık falan. Orada yani karanlık bir taraf var. Yani herkes için. Buna devlet de dahil, PKK de dahil, Hizbullah örgütü de dahil olmak üzere. Fakat ben mesela Kürtlerin demokratikleşmesini destekliyorum her halükarda. PKK ve yani sivilleşme, silah bıraksa veya işte neyse, demokratik HDP kurum güzel bir şey. Aynı şey Hizbullah için de geçerlidir. Ve herhangi bir Türk örgütü için de geçerlidir. Demokratikleşme, sivil mücadele, geçiş hayırlıdır. Çünkü masumlara zarar vermemiş oluyorsun. Kimseyi incitmemiş oluyorsun. Davanı dile getir, zulmüne girmeden. Şimdi dolayısıyla Hüdapar'ın siyaset yapması sağlıklı bir şeydi. Bu siyasetini yaparken işte HDP karşıtlığı, PKK karşıtlığı üzerinden yürütmesi de biraz yerel, bölgesel şeyler açısından anlaşılabilir bir siyasi pozisyon. Şey, çok pardon, evet. Bir anlamda yani savunu yapma gibi anlaşılmasın. Bunu da yapmadı. Mesela hiçbir şekilde PKK ile polemiğe girmedi. Bu seçimde yapmadı. Çünkü Hüdapar siyaset yaptı ve dedi ki ulusal ölçekte şey önemli hale geldi. Çünkü en küçük kırıntılar bile siyasi olarak değerli hale geldiği için. Şimdi gitti, şeye dahil oldu. Bir ittifaka dahil oldu, hürmet gördü. Evet. Ve iktidara yaptı. Yani milletvekilliği alarak bunu yaptı. Bu birkaç açıdan hayırlı bir şeydir. Bir, Hüdapar'ın daha sivil demokratik şeyini oturması açısından iyidir. Kürtlük konusundaki ciddiyetleri de saygıdeğer bir şeydir. Bence önemlidir. HDP oradan ders almalıdır. Hocam biz Kürt sokağında şöyle bir espri yapıyoruz müsaadenizle. Diyoruz ki galiba Hüdapar HDP'yi Kürtleştirecek. Kürtçeye, Kürt diline, Kürt kültürüne daha fazla vurgu yapmasını, hatta belki Kürt İslamına, yani varsa böyle bir şey. Çünkü HDP'nin Kürtlükle ilgisi yok aslında. Yani HDP Kürtlükten utanıyor. Bunu çok net söylüyorum. Şu anlamda utanıyor. Yani onu bir kimlikçilik, bir etniklik olarak görüyor. Kendini şöyle düşünüyor. Yani ilerici çağdaşlık. İlerici çağdaşlık partisi işte kadındır, çevredir vesaire gibi. Demokrasidir. Güzel şeyler söyleyen, çamura, işe, tamire girmeyen bir şeydir. Yani bu işte bu performans sanatçılığı budur. Yani Diyarbakır'da sanat sokağı vardı bir tane. Evet. Yani orada yani performans yapsalar alkışlayacağız hepimiz. Yani güzel şeylerden bahsediyorlar. Çevre işte ağaç dikelim falan. Eylem yapsalar güzel. Allah razı olsun denilir. Ama bu siyaseti bir aktivizme indirgediğiniz zaman saygı göremiyorsunuz ve rasyonel olamıyorsunuz. Bakın rasyonel olmak şu demektir. Benim şu şartlarda çıkarım nerededir? Tayyip Erdoğan senin babanın düşmanı değil ki. Ya adam Kürt düşmanı değil, yani bu çok net bir şey. Adam siyaset için Kürt'e düşmanlık da yapar.
Türkçü de olur, İslamcı da olur, her şey olur. Bu siyasetçi hatta de Kılıçdaroğlu da yaptı. Gitti evet. Türkçüyle konuştu. Çünkü iktidar eğer o şekilde olacaksa yapması doğru olandır. Sen iktidar olmak için MHP ile de oturup konuşman lazım. Siyasi parti budur kardeşim. Sen iktidar olursun veya iktidar edersin. Bu vesileyle muktedir olursun, faydalanırsın. Eğer muhalefetteysen de iktidar olmak için çalışırsın. HDP iktidar olmak için çalışmıyor. Onun ideali ufku en fazla muhalefet olmaktır. Çünkü muhalefet şey, politik çünkü politik parti değilden kastınız iktidarı hedefleyememesi, iktidar ufku olmaması mıdır? Tabii işte aktivizm muhalefet eder. Çünkü şikayet eder, bir mektup yollar. O gider siyaset onu öğütür, tüketir, tercüme eder. Bir siyasi partinin amacı iktidara gelmektir. Evet. Bunların amacı iktidara gelmek değil, iktidarı bloke etmek. Yani bunlar yani eleştirmenler bunu yapar. Evet. Eleştirmenler yapar. Yani yapı sökümcülüğü yaparsın. İşte gösteri bak faşizm. İşte bak burada iktidar baskı yapıyor, şunu yapıyor filan. Bu siyaset değil bana göre. Muhalefette şeye yer var tabii ki. Bütün bu tür şekva vesaire, protesto vesairesine. Ama aynı zamanda iktidarı istiyor olman lazım. Ve bu gelmediği sürece Kürt siyaseti Kürtlere bir şey sunamayacak. Bakın ne oluyor? Kohort, yani ne deniyor? Askeriyede celsede nedir? Dönem dönem hani alımlar oluyor. Yani dönem dönem Kürt siyaseti alınıyor, geliyor. Bir kısmı hapse giriyor. Bir kısmı şey oluyor. Telef olma şeyi gibi yani bir canavar var ve böyle geliyor. İşte temsil selahiyeti toplanıyor. Bu selahiyet vasıfsız insanların eline veriliyor. Ve bu vasıfsız insanlar gelip işte kepçeleri neyse şeyin altına giriyorlar, eziliyor, öğütülüyorlar. Sonra büyük bir şey endüstrisi oluşuyor. Kürt sorunu endüstrisi. Akademisyenler sıralanmışlar. Onlar işte bakın Kürtlere nasıl baskı yapılıyor, işte faşist rejim falan filan. Buradan kendilerine tez çıkarıyorlar. Kendilerine grant birliğinden ne denir? Fon buluyorlar. Viyana'da işte toplaşıp şey yapıyorlar. Yani oradaki şeyler, onlar da Avrupalılar da Batılılar da Kürtlere acıyorlar. Acıdıkları için bunlara para veriyorlar. Bunlara işte makalelerini yayınlama imkanı sağlıyor. Bir azınlığın şeyini savunuyorlar bunlar. Bütün bu endüstri hepsi leş kargası gibi etrafta durmuş ve HDP, PKK'ye en küçük eleştiriye işte Kürt düşmanı falan diye şey yapıyorlar. Ben bunu şahsen yaşadım. HDP'yi bir panelde eleştirdiğim için ki HDP yöneticisi ve mensubu milletvekili arkadaşlar da vardı. Bundan sonra aleyhimde kampanya yapıldı ve yani benim bazı üniversitelerdeki şeylere katılımıma engel olundu. Yani davet edildiğim bir konferansta konuşma yapmama karşı. Şimdi bunu düşündüğüm zaman yani ne kadar zavallıca. Bunu yapanların önemli bir kısmı Türk solcusu, Kürtler üzerine işte şey yapan insanlar. Ben farkından çıkmış işte Silvan Lisesi mezunu bir Kürt ve Kürtler için hani kendi çapımda söz söylemeye çalışan aynı zamanda akademisyen. Yani aynı zamanda da Kürt mahallesinde belli bir hani temsil kabiliyeti olarak konuşuyorum. Yani hiçbir şeyden bana saygı göstermiyorsan en azından oradan susmaları gerekir yani. Fakat bana öyle bir şey oldu ki ben durup düşündüm, dedim ki yani bu halk böyle bir duruma izin veriyorsa yani bu halk için insanın kendini feda etmesi ne kadar anlamlı bir şeydir. Evet ya yani, çok kişisel yani, bir... Çok sağlıksız bir noktadayız yani. Yani bu aktivizm ve işte yani Kürt sorunu endüstrisi böyle sembolik sermayesini buradan çıkaran geniş bir kitlenin bunu mevcut haliyle sürdürme şeyidir. Yani ne kadar çok Kürt mülteci olsa, yerinden olsa, dayak yese vesaire baskıya uğrasa bunlar için yani işte sosyal medyada, başka yerde, makalelerde, kitaplarda, fon bulmada bir malzeme haline geliyor ve hiç kimse Kürt hareketini eleştiremez. Niye kardeşim? 40 yıldır savaşıyorsun. Ne elde etmişsin? Neyi başarmışsın? Hesap vermesi lazım. Yok. Evet. Yani hesap verilemezlik. Bir de demokrasiden bahsediyorum. Yani bunu kim saygı gösterir buna?
Hiç kimse saygı göstermez. Yani HDP'nin saygı görebilmesi için bir kere bir başkanın olacağı, bir yani lideri olacak. HDP'nin bir lideri yoktur. İki, iktidar isteyecek. İktidarı istemiyorsan seninle ne uğraşan? Siyasetçinin tek amacı iktidardır, güçtür. Yani bir de bir çıkmış laf söylüyor. Yani üstüne basar geçersin yani. Nitekim öyle oldu. Üstüne üstlük bir de kriminal. Yani dokunsan sana virüs bulaşacağım. Adam gözüme görünme diyor. Sen de orada dilenci gibi dolanıyorsun. İşte güzel şeyler söylüyorsun. Kalın kalın şeyler yazıyorsun. Güzel güzel. Ama karşılığı yok. Siyaset bu değil. Ve Kürt toplumu, bakın Kürt toplumu Kürt siyasetinin ilerisindedir. Fakat hür hale gelmemiştir. O şeyi kıracak yani. Eğer bunların aklı varsa toplumun bu gerçekliğini, ihtiyacını görüp demokrasi, insanlık namına varsa eğer kalmışsa Kürtlük adına bu şeyi açmaları lazım. Demokratik teneffüs kanalı açmaları lazım ki oksijen gelsin. Eğer yapmazlarsa yani bu toplum o zaman ya buna layıktır ya da bunu kırması lazım. Bir şekilde de kırılır diye düşünüyorum. Bakalım kırması ne zaman mümkün olacak. Peki hocam artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bir de Türkiye'yi konuşalım istiyorum. Yani tabii ki de Kürtleri konuşmak, İslamcıları konuşmak Türkiye'ye mündemiş bir konu ama bir Türkiye'nin geleceğini konuşmak. Mesela özellikle 14 Mayıs'ta AK Parti'nin yani daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın meclis aritmetiğinde önde olması, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığını yeniden Erdoğan'ın kazanması Türkiye'ye bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Belki de tarihinde hiç olmadığı kadar sağcılaşmış bir parlamento söz konusu olduğu. Üstüne bir de tam da bu eğilimin aksi bir istikamette bir kabine, yeni kabine geçenlerde açıklandı. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama son derece teknokrat bireylerden oluşan ve işinin ehli insanlar, ideolojik angajmana çok fazla tamah etmeyen ama en azından bir politikacının izin verdiği kadar ideolojik angajmana tamah eden insanlar. Yani bir anlamda sağcılaşmış bir parlamento ve çok teknokratlaşmış bir kabine, bakanlar kurulu var. Siz acaba Türkiye'nin geleceğini nasıl okuyorsunuz? Hem yakın geleceğini hem de orta vadede geleceğini. Çok özür dileyerek bir de önümüzde aslında 9 ay sonrasında bir yerel seçim dinamiği var. Ve yerel seçimde yine belli ki fırtına kopacak, yine kamplaşmalar, yine bir takım şey sloganlar ve orada yine Kürtler, yine İslamcılar ya da laikler bir takım ideolojik bagajlarla yerel seçime hazırlanacaklar. Yani hem önümüzdeki yerel seçim kısa vadede hem de orta vadede Türkiye'nin geleceğini nasıl okuyorsunuz? Bu yerel seçimlerden pek anlamam Sabri'cim, onu söyleyeyim. Yerel seçimlerden beni sal. O soruya cevap vermeyin. Hayırlısı olsun diyeyim. Yani şeye gelince, Türkiye'nin gidişatına gelince, Türkiye'nin genel gidişatı şu anda tabii içeride yani iç politik şey çok gergin olduğu için, çok yüklü olduğu için ve çok taze olduğu için yaralar şeyler. Bazı şeyleri konuşmak veya şey yapmak çok zor olabiliyor. Ben Twitter'da da yazdım tabii. Dedim ki yani Türkiye mesela geçen Geert Wilders diye Hollandalı ırkçı bir siyasetçi var işte. Evet. Yani Türkiye şey yapmış yani sizi şey yapmayız filan. İşte Erdoğan'ı seçtiniz falan. Yani İslam düşmanlığı yapıyor filan. Şimdi Erdoğan İslam'ı temsil ettiğinden değil. Evet. Yani mesele şurada. Türkiye şimdi hükümet her zaman tabii propaganda yapıyor. Abbeyi kubbe yapıyor, abartıyor vesaire. Ama bazı şeyler de var. Ben şuna inanıyorum. Dış politika konusunda Türkiye bağımsızlık çizgisine girdi. Şimdi bunu insanlar şey yapmak istemiyor, anlamak istemiyor ama yani bir taraftan Rusya, bir taraftan Amerika, bir taraftan başka dengeler vesaire. Yani dış gözlemciler bile Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde bağımsızlaştığını ve rasyonel bir siyaset izlediğini görüyorlar. Dış politikada. Evet. Yani Afrika'ya açılmaktan tutun Arap ülkeler, Müslüman ülkelere açılmaya kadar yani biraz daha emperyal diyebileceğimiz ne Osmanlıca adını ne koyarsanız koyun hiçbir önemi yok. Her devlet bunu yapar der yani yapması gerekir eğer rasyonel ise. Çıkarlarını devletlerin şeyi yoktur, dini şeyi yoktur. Devletler
menfaatlerini takip ederler. Bu çok net bir şeydir yani. Ve Türkiye'de, Türkiye eskiden rasyonel siyaset yapmıyordu. Memur siyasetiydi. Güvenli sularda işte doğuya sırtını dönmüş, sadece batıya bakıyordu ve işte bir takım güzellikler geliyordu batıdan. İşte yasanın üstünlüğü mesela, kanuna tebaiyet, işte bir takım kurumlar, demokratik kurumlar, halkın hazır olmadığı demokratik kurumlar bile vardı. İşte kadına seçme hakkı gibi güzel şeyler var. Bunlar hepsi alkışlanacak. Ben Avrupa Birliği'nin demokrasi kültürü açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bizim toplum üzerinde o noktada ne kadar olumlu etkisi varsa baş gözü üstüne derim. Fakat aynı zamanda Türkiye bir devlet olduğu için bu devletin rasyonel bir dış politika yürütmesi gereken, olması gereken bir şeydir. Ve AKP'nin devrimci davranışı, pek çok açıdan devrimci davranışı, dış siyasette de yankı bulmuştur ve o dengeyi büyük ölçüde başarılı bir şekilde yürüttüklerini düşünüyorum. Yani yani Türkiye'nin belli bir saygınlığı var, bir ağırlığı var dünyada. Şimdi bu tabii abartılan propaganda şeyler var ama bu aynı zamanda da bir gerçektir. Yani Afrika'da şey yaptığın zaman Afrika'daki işte Mali yahut Senegal Fransız'a mecbur ve muhtaç kalmıyor. Muhtaç her halükarda ama mecbur kalmıyor. Çünkü şimdi başka alternatif yarattığın için o insanın hürriyetine de katkı yapıyorsun. O zaman adam Macron işte birinin sırtına elini atıp artistlik yani böyle üst perdeden şey yaptığı zaman adam onu itebiliyor filan. Yani Türkiye'nin hani dış politikadaki şeyleri bence çok doğru yolda. Bu hani ile bir partiye yormamız gereken bir şey değil. Ben hani o motivasyonla konuşan biri değilim. Ama o noktada iyi gittiğini düşünüyorum. Bu dediğinizde hocam şey olarak aslında ampirik bir ispat olarak Cumhurbaşkanlığını tebrik ve Cumhurbaşkanlığının şeyi görevi kabul toplantısında mı diye şeyinde gecesinde üst düzey bir uluslararası katılım sağlanmıştı. Yani şeydi ta Venezuela'dan Somali'ye, Amerika'dan Rusya'ya, Çin'e birçok şey, birçok üst düzey devlet görevlisi, büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı katılmıştı. Bu aslında tam da sizin söylediğiniz dış politikadaki başarılı ya da siz devrimci diyorsunuz. Aslında devrimsel değişimin de bir semeresi olarak da okunabilir. Bu anlamda yani söylediğinize ampirik bir destek atmak istedim naçizane. Elbette. Yani şunu da eklemek isterim. Mesela savunma sanayinde bir başarı var. Bu çok net bir şey. Bunu inkar etmenin, hafife almanın hiçbir şeyi yok yani. Yani bilerek hatta Erdoğan Kılıçdaroğlu veya işte Millet İttifakı ile şey arasında sürtüşmeye çıkarttırdı. Evet. Baraklar ailesine dedi ki gidip onlarla sürtüşün. Çünkü evet, evet. O konudaki şey, çünkü insanlar başarı istiyor. Şevketli, işte şaşalı, iyi bir millet, başarılı, yani muhtaç olmaktan çıkmak istiyor. Hakkıdır. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın Kürt siyasetinin zehirlenmesinin bir boyutu, genel Kürtsel, buna Kürt milliyetçileri de dahil. Türklere düşmanlık yapmayı bir meziyet sanıyorlar. Bu çocukça bir milliyetçi şeydir, davranıştır. Yani bu yetişkin olamamanın, kemale ermemenin bir işaretidir. O çocuksu, korunaklı alanda yani işte öcüler var. Yani ben de iyiyim duygusu. Milliyetçiliğin şeydir, yani doğal özelliklerinden bir tanesidir. Yani millet olacaksın ama bundan da daha aynı zamanda akıllı olacaksın, olgun olacaksın yani. Şimdi Türkler Kürtlerin düşmanı değil kardeşim. Türkler bizim birlikte yaşadığımız bir millet. Meselemiz Kürtlerin Kürt haysiyetine ayağa kalkması, Kürtlerin devletin sahibi olmasıdır. Evet. Bunu sağlamak için mücadele edeceksin. Bunun için Türk'le kavga etmen gerekiyorsa edersin. Eğer Türk kardeşin, senin öz kardeşin bile senin hukukuna gelmez, kavga ediyorsun. Edersin yani. Bu hem de saygı gösterir, Türkler de saygı gösterir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Kürt milliyetçiliği diyor ki, biz istiyoruz, şeker istiyoruz, işte bayrak istiyoruz, bağımsızlık istiyoruz, toprağımızı istiyoruz, tamam. Türkler bunlar şeytandır, faşisttir, kötüdür. Tamam. Bu çocukça bir şey. Senin şekere, bayrağa, toprağa hakkın var, onda tamam. Bağımsızlığa hakkın var,
özgürlüğe egemenliğe hakkım var. Ondan aşağısı zaten aşağılanmak demektir. Kürtlerin bağımsızlıktan, devlete sahiplikten, tanınmaktan aşağısına razı olmaları, aşağılanmayı kabul etmeleri anlamına geliyor. Bu çok nettir. Benim bu konudaki pozisyonum budur. Fakat Kürt milletçinin görmediği ve yaptığı büyük hata şudur. Kürtleri ayağa kaldırmak ille Türkleri aşağılamak ve şeytanlaştırmak anlamına gelmez. Türkiye'nin başına kötü şeylerin gelmesi Kürtler için iyidir diye düşünen çok insan var. Bu çok büyük bir felakettir, yanlıştır, hatadır. Hiçbir zaman bir Rusya, bir Amerika kimse gelip sana şey yapmayacak yani. Bu Ermeniler için de geçerlidir. Kürtler için de geçerlidir. Öyle. Yani Türkler işte Kürtler yok olsun vesaire demesin diyen ahmaktır. Hı. Yani cahil bir insandır. Şimdi bir de hani meselemiz şudur. Kürtlerin hürriyeti ve egemenliği Türklerin şeytanlaştırmasını gerektirmiyor. Şimdi ben şuna inanıyorum. Dünyada güçlü bir Müslüman devlet olmalı ki Müslümanların hukukunu savunsun. İhtiyaç olduğunda. Dünyada en az bir tane güçlü Yahudi devleti olmalı ki bir yerde bir Yahudi'ye bir şey olduğu zaman gidip onun hukukunu savunsun. Onun için ben Yahudilerin devlet hakkını savunuyorum. Çok net söylüyorum bunu. Kürtlerin bir devleti olmalı ki bir Kürt bir yerde hırpalandığı zaman onun hukukunu müdafaa etsin. Bu Güney Kürdistan'da olabilir. Ondan daha büyük Kürt devleti olan Türkiye'de olabilir. Ama Türkiye'nin Kürtlerin devleti haline getirilmesi lazım. Ve Kürtlerin davası bu olmalı. Yoksa bize haklar verin filan bunlar dilenciliktir. İşte sizi demokratikleştireceğiz, şöyle böyle yapacağız. Bunlar eylemciliktir. Kürtler direkt egemenliğe talip olacaklar. Bizim egemenliğimizdir. Çalınmıştır. Ortak olarak kurduk bu devleti. Egemenliğin ortaklığına taliptir Kürtler. Ve bunu sağlayacaklar. Bunun için mücadele etmeleri lazım. Ama Türklere düşman olmak zorunda değiliz. Türkler bizim kardeşlerimizdir, seviyoruz. Niye? Yani Türkler niye düşman olasın? Senin Müslüman müttefiğin kardeşindir. Tarihsel kardeşindir. Her komşudan öte bir şeydir. Ermeni de bizim kardeşimizdir. Yani bu noktada bir dar bir zihniyete Kürt düşüncesinin hapsolması da biraz büyük bir sıkıntı. Şimdi bu bazı şeyler söylüyorum, yanlış anlaşılmasın diye bu açıklamaları yapmam gerekiyor. Türkiye'nin başarılı olması Kürtlerin aynadır. Kürtler zayıf bir Türkiye'de daha özgür olmayacaklar. Zengin, başarılı, onurlu, izzetli bir Türkiye'de başarılı olacaklar. Çünkü 15 bin kişi değilse 30 milyonluk bir milletsin. Bir süre sonra Türkiye'de çoğunluk Kürtler olacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin de devleti olacak. Kürtlerin devletidir zaten. Bizim devletimiz çalınmış bizden ve onu geri alacağız diye düşünmeli Kürtler. Onu geri almak için de gerektiğinde kavga edeceksin. Ama her zaman onurlu ve izzetli olacaksın. Ve sivil demokratik gücün varsa onu kullanacaksın. 30 milyonluk bir milletin silah kullanması meşru değildir kardeşim. Sen sivil olarak dünyayı sallayabilirsin. Bunu yapmıyorsun. Kriminalize ediyorsun 30 milyon insanı. Bu kabul edilir bir şey değil. Nerede bir tane başarılı adam varsa onu yok etmek, aşağıya çekmek istiyorsun. Herkes militan olsun, sokaklarda serserilik yapsın. Sana oy versin, şikayette bulunsun. İşte kafelere gitsin, eyleme gitsin vesaire vesaire. Kürt izzetinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Kürt haysiyetinin restore edilmesi gerekiyor. Ve bunu yaparken bu Türklerin devlete malikiyet, sahiplik yapmasıyla olacak. Bu da Türkiye'ye Kürtlerin devleti olarak Kürtlerin bu malikiyeti geri almaları gerekiyor. Bunun için her türlü mücadele yapacak. Her türlü mücadele. Ve bunun için de Türkiye'nin başarılı olması Kürtlerin hayrınadır. Kürtlerin başarılı olması Türklerin hayrınadır. Türkiye'nin Türklerin sadece kendine Türk diyenlerin devleti değil, aynı zamanda Kürtlerin, yani herkesin devleti haline gelmesi, eğer bir demokrasiden bahsediyorsan hani budur, ama bu siyasetle olur. Bu demokrasi istiyoruz demekle olmaz. Yani bilecek ki saygı duysun kardeşim. Yani PKK ne istiyor? Türkler bakıyor anlamıyor. Bir şey görmüyor çünkü. Ne istediğini ben değil. HDP ne istiyor Allah aşkına? Hiç kimse bilmiyor. HDP'ler de bilmiyor. Sorun bilmezler.
Türkler hiç bilmiyor. Adamı korkması normal. Normal. Bakın düşman bile olacaksan net düşman olarak bak şunu istiyorum, şundan dolayı sana kızgınım, şundan dolayı seninle savaşıyorum demen lazım. Böyle bir şey yok bu adamlarda. Yani bunun aşılması hem Türkiye için iyidir. Ben toparlarsam yani uzatmış oldum. Türkiye'nin geleceği ben olumsuz bir şey görmüyorum. Yani ekonomik çalkantılar oluyor ama demografik ve coğrafik bir şey var, realite var. Bir takım uluslararası ilişkiler, şartlar. Türkiye'nin modernleşmesi tamamlandı. Dindarlara indi AKP, o konuya girmedik ama. Bir de Kürtlerin modernleşmesi yaşanıyor. Bu iki şey klik ettiği zaman, aynı düzleme geldiği zaman bu toplum atılım yapacak ve bölgesel olarak da Suriye'deki Kürdistan, Güney Kürdistan, ondan sonra İran Kürdistan'ı ve diğer milletler üzerinde olumlu etkileri olacak bir şeydir. Türkiye'nin başarılı olması, bölgesel lider olması, dünyada ağırlığı olan bir Müslüman devlet olması çok önemlidir. Pakistan'ın başarılı olması çok önemlidir Müslümanlar için. Dünyada eğer birilerinin nükleer silahı varsa, nükleer silahı olan bir Müslüman devletin olması doğru olandır. Bakın çok net söylüyorum bunu. Çünkü devleti olmayan sokakta tekmelenir. Yani devlet olmak, toplu halde özgür olmak demektir. Devlete karşıyım diyenler cahil insanlardır. Yani başka devlet yoksa zaten senin özgürlüğündür. Yani anarşizm onu söylüyor. Anarşizm diyor ki hiçbir devlet olmazsa tabii ki zaten. Herkes kendi kendine devleti, özgürlük insanın kendi kendisinin devleti olmazdır. Beraber özgürlüğümüz bu özgürlüğü yukarı çekince adına devlet diyoruz. Ha, eğer o özgürlük gasp edilirse otoriterizm diyoruz, yani demokratik olan versiyonu. Ama devletsizlik diye bir şey yoktur. Bu tam bir cehalettir. Evet. Ulus devletin bittiği düşüncesi mutlak olarak yanlışlanmış bir şeydir. Devlet istediği zaman senin o işte devletsiz yatay, işte internet her yere ulaşıyor falan diye hemen musluğu kapattığı zaman vanayı sap gibi ortada kalıyorsun. Dolayısıyla ne ulus bitmiştir, bitmez. Ulus modernliğin gereğidir, kaçınılmazdır. Ulusu açarsın, değiştirirsin. Yani etnik olmak zorunda değil ama ulus şarttır. Ulus aynı dili konuşan, aynı siyasal evrende, havuzda yüzen balıkların toplamına ulus deniliyor. Ulusu nasıl kaldıracaksın? Yani suyu çekersen balıklar ölür. Akvaryuma alırsan o da küçük bir ulus olur. Yani ulustan çıkış yok. Şimdi ne ulus bitmiştir ne devlet bitmiş. Devlet hiç, yani devletin bittiğini düşünmek insanların özgürlüğünün artık, yani tekrar şeye döndük, antik çağa işte, hani devletsiz herkesin dağ başında. Köyde zaten o özgürlük var, yani köylüler, dağ başındakiler. Prefeodal dönem. Tabii, yani bu açılardan da yani Kürt siyasetinin kendini formatlayıp adam gibi, yani öz eleştiri verdik falan, fistan kurullarımızda şey yaptı falan diye politbüro şeyleri, sloganlarıyla kendilerini ve muhatapları kandırmadan bir ciddi düşünmesi lazım. Eğer Kürtler adına silah kullanan adamlar veya insanlık adına kullanıyorlar Kürtler adına, bu adamlar da Kürtleri düşünüyorlarsa bunlar da insafa gelip kardeşim yeter, zaten yenilmişler, kepaze olmuşlar, bitmişsin yani, İHA'lar SİHA'lar bitmişsin yani, o gerillacılık oyunu bitmiş bir şeydir. Türkiye ile ilgili arkadaş, böyle bir çatışma şeyimiz yok. Biz Türkiye'nin demokratik filan. Gerçi insanlara eline tutunacak bir şey vermeleri lazım. Ama yok, halen ortalıkta gerillacılık oyunu oynuyorum deyip hiçbir altta yapamadan ve bütün 30 milyonu kriminalize edip Türk siyaset, Kürtlerin özgürlük potansiyelini boğuyorsun. Yani o zaman Kürtlerin başına belasın yani. Bitmen bütün Kürtlerin duası olmalı. Bir an önce bitsin. Kurtulalım, temiz bir siyaset mümkün olsun ve siyaset ile Kürtler, Kürtlerin kimseye ihtiyacı yok ki. Yani Kürtler Türkiye'nin sahipliğine oynayacaklar yani. Öyle bize acil azınlık hakları şu bu filan değil yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkacak Kürtler. Biz bu devletle bitti. Az önce hocam, yani hem dünya ölçeğinde uluslararası analiz yaparken Kürtlere de, yani Kürt siyasal hareketlerine de somut bir siyasal program önerdiniz. Bunu yeniden zikretmek istiyorum. Yani devletin malikliği, devleti sahiplenmek. Kürtler devletsiz milletler kategorisinde en başta en kalabalık unsur olarak yer alıyorlardı.
Kürtlerin devletsizlikten kurtulması ancak ve ancak, belki bu konuşmanın özeti olarak söyleyebiliriz, Kürtlerin devletsizlikten kurtulması ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sahiplenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kürtleştirmesi belki de. Yani hem şey demografik anlamda hem de egemenlik anlamında söylemek istedim bunu. Son olarak çok daha artık yoruldunuz biliyorum. Kişisel bir sorum olacak. Bu konuda Sabri'cim, bu konuda bir kitap yazıyorum inşallah yakında. Amal Kürt'ün devamı dendi ki Amal Kürt'te işte sorun teşhis ediliyor filan ama çözüm yok. Çözümü anlatan bir kitap çalışmasıyla inşallah. Harika, ben de bunu soracaktım. Yani entelektüel Mücahit Bilici ne yapıyor? Sadece Amerika'da ders vermediğini tahmin edebiliyorum. Acaba ne yapıyor diyecektim. Aslında burada kitapta çıktı. Belki kitabın çıkması vesilesiyle yeniden siz de yeniden tırnak içerisinde amiyane tabirle sahalara dönersiniz. Çünkü yani bak, bugün baktım en son yazınız 2020'de yayınlanmıştı. Benim neslim, yani 35 yaşındaki insanlar bir anlamda 10 yıldır sizin yazılarınızla politik bir formasyon, kültürel formasyon elde ettiler. Hakikaten bunu sadece mülakat yaptığımız insanın yüzüne karşı bir taltif olarak söylemiyorum. Hakikaten marifet iltifata tabidir. Bu anlamda Mücahit Bilici'nin geri çekilmesi hem Türkiye sathında hem de Kürtler özelinde bir kayıptır. İlk fırsatta yeniden görüşmek ve yeniden buluşmak dileğiyle, gerek yazı aracılığıyla, gerek konferanslar, makaleler ve belki de özel dersler, programlar aracılığıyla. Şuna emin olmanızı isterim. Dedim ya, bu çok kişisel ama ben de en nihayetinde sahadayım ve gözlem yapıyorum. Mücahit Bilici Kürt mahallesinde çok ciddi alınan bir entelektüel. Yani ciddi alınmasını şöyle söyleyebilirim. Türkiye kültürel bir çölleşme yaşıyor. İslamcısından Kürtlere, Türklerden şeye, hatta LGBT'sine, solcularına, kitapla kurulan diyalog çok çok zayıfladı. Kültürle kurulan diyalog çok çok zayıfladı. Ama mesela Diyarbakır'da hala kitapçılarda ve okurların elinde sizin kitaplarınız görülüyor. Gerek İslam'da Savaş Bitmiştir, gerekse de Hamal Kürt, bilhassa Hamal Kürt. Çünkü ismi çok pejoratif gibi duran, oysaki içeriği aslında son derece taltif edici olan bir kitap. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve sizinle daha fazla, yani sizi daha fazla okumak, sizi daha fazla dinlemek istediğimi de bir okurunuz, bir kabul buyurursanız naçizane talebeniz olarak isram ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Çok onurlandırıcı şeyler söyledin. Evet, yani inşallah dediğim gibi bir kitap çalışması var. Bu konularda çok tamamlayıcı unsurları takdime çalışacağım. Onun dışında yani biraz daha aktif olmaya çalışacağım. Yani neticede biz de insanız. Yani ben fikirler konusunda çok net ve konuşurum ama insani olarak bazen yani bizim Kürt toplumu çok olabiliyor, kırıcı, yıpratıcı olabiliyor. İnsan bu noktalarda biraz üzülüyor. Ben geçen dediğim gibi Pervin Çakar'ın şeyini okuyunca anladım. Yani tamamen hissiyatını hissederek anladım. Yani amacımız değil. Amaç burada hani hakikat nedir? Bunun ortaya çıkması noktasında beraber düşünmek, eleştirmek. Ve iyi niyetli olan her türlü fikri çarpışma sağlıklı bir şeydir bütün toplumlar için. Bu Kürtler için de geçerlidir. Bazen insana diyor PKK'yı nasıl eleştiriyorsun vesaire. Yani ben eleştirmesem kim eleştirecek kardeşim? Diğerleri zaten memur adamlar, korkudan eleştiremez. Yani benim böyle bir şeyim var. Eleştirme imkanım var. Bunu kullanmam benim sorumluluğum. Yani insani olarak sorumluluğum. Hamal Kürt'ün gördüğü teveccüh konusunda da ben çünkü Kürtlerin hissettiği bir şey, ancak kendi gördüğümüz, gözlemlediğimiz şey, onu anlattığım için çoğu insanda yankı buldu. Son bir şey, Hamal Kürt kitabının alt başlığı, sen de çok iyi biliyorsun, Türk İslamı ve Kürt sorunudur ve Hamal Kürt'te, ben Kürtlere Hamal demiyorum, Türklerin, yani İslamcı Türklerin Kürtleri Hamal gibi görme isteğini anlatıyor ve eleştiriyorum.
Aynı şey diğer evrenselci ideolojilerin Kürtleri kullanımına dair de geçebilir. Bu noktada da bazen böyle sosyal medyada çok yaygın şeyler görüyorum. İşte hani Kürtlere Amal dedi filan. Yani öyle bir şey yok. O insanlar hani kitabı hakkıyla şey yapmamışlar. Okumamışlar bile, sadece ismine bakmışlar. Evet, tabii. O açıdan yani bunu da şey yapacak, inşallah düzeltecek çerçevede bir kitap çalışmasıyla inşallah. Ne güzel olur. Şey hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok ufuk açıcıydı. Hem entelektüel hem politik düzlemde bir takım analizler, hatta bir siyasal program önerdiniz üst düzeyde. Bunu umarım ilgilisi üzerine alınır. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Burada akşam oldu. Orada büyük bir ihtimalle gün ortasıdır. Size iyi günler. Bize de iyi akşamlar. Peki, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.